İpek Köse, Hatay Antakya'dan geldim. 1990 doğum, iki tane oğlum var. Biri 6, biri 3 yaşında. Şu anda yurtta kalıyoruz. Saat 12.30 gibi misafirlerimiz gittiler. Çocukları uyuttum. Saat 1'e doğru gökyüzü bembeyaz oldu. Hatta eşime dedim, ben yarın okul açılıyor dedim eşime, bak göndermesek mi oğlumu diye. Yatıyor dedi, Allah en büyüğü. Sonra gece bir uyandık, sanki evin içine bomba düşmüş. Yani tavandan taşlar yağıyor, avize düşüyor, televizyon devriliyor. Ondan sonra biz soba devrildi, yere ateşler düşmeye başladı, kömür parçaları. O anda ben oğlumu tuttum, dışarı kaçacağım. Bizim duvar eğildiği için salonun duvarı, kapının dili kapıya sıkışmış, kapıyı açamadık. Eşim kapıyı kırdı, o şekilde çıktık. Çıkarken de merdivenler yavaş yavaş yıkılmaya başlıyordu. Eşim sonra diğer oğlumun konsolla vitrin üstüne düşmüş. Hemen geçtiler içeriye, yardım ettiler. Diğer oğlumu da çıkardık. Bir baktık su deposu arabamızı ezmiş, mahvetmiş, göçük altında kalmış arabamızda. Sonra ben çocukları arabanın bagajına koydum. Ya Allah dedim, eve bir daha geçtim. Evin içinden mont, çorap, çocuklara bir de sürükleye sürükleye battaniye getirdim. Çocukları bagaja sardım. Arabaya oturduk. Ardından bir deprem daha geldi. Zaten o depremden sonra artık hiç ayakta duran bir ev bile kalmadı. Çok yağmur yağıyordu. Herkes ağlıyordu. Kimi cenazesinin önünde ağlıyordu. Kimi çocuğu kalmıştı. Kimi annesine babasına ağlıyordu. Yani kabus gibiydi o gün. Neye üzüleceğiz bilmiyorum. Sevdiklerimizin öldüklerine mi? Evimizi kaybettiğimize mi? Bilmiyorum. Sağ kolumdan engelliyim. İki çocuk büyütüyorum bu halimle. Hayatımız çok güzeldi, birden alt üst oldu. 5 gün Hatay'da kaldık çünkü cenazelerimiz vardı, enkazdan kaldırılmasını bekledik. Onlar defnettikten sonra yardımseverler köyde dolaşırken beni gördüler. Gel dediler yanıma, ne istiyorsun? Ben hiçbir şey istemiyorum dedim, sadece bu cehennemden kurtarın beni dedim. Bana bilet kestiler, Allah razı olsun. Bindik otobüse, geldik buraya işte. AFAD'a teslim olduk. AFAD da bizi buraya gönderdi. Eşimin amcasıgiller, kuzenleri, ablam, yeğenlerim, ablamın oğlu da askerden yeni gelmiş. Hiçbirini görmeden, nerede olduklarını bilmeden, nerede defnediler onu bile görmedik. Sadece öldüklerini biliyoruz. Hepsi bu. Ben, eşim, çocuklarım, iki ablam, iki eniştem, çocukları annem. Çok yağmur yağıyordu. Yani gördüğümüz şey sadece hep taş yığınları, işte evin eşyaları, kimi yan evinin eşyaları. Zaten o anda inanın bilmiyoruz ne olduğunu bile anlamadık. Derdimiz sadece, hatırladığım şey, biz inerken merdiven yıkılıyordu. Benim evimin merdivenleri. Sonra bilmiyorum, yani çok şaşkın durumdaydık. O anda derdim çocuklarımı kurtarmak ve depremden çıkardıktan sonra arabada çocuklarımı ısıtmak derdim. Başka hiçbir şey değildi. Her şeyimizi kaybettik orada. İşimiz, düzenimiz, evimiz. Çok şükür çocuklarımı sağ kurtardım ama bu saatten sonra ne yapacağız bilmiyorum. Nereye gideceğiz? Ev lazım, eşime iş lazım. Burada sağ olsunlar hiçbir şey eksik etmiyorlar bizi. Allah razı olsun. Bir ıslak mendil bile esirgemiyorlar. Her şeyimizi baştan aşağı hem yiyoruz hem burada barınıyoruz. Ama ev lazım bize, eşime iş lazım. Yeniden ayakta durmak için, çocuklarım için bana bir düzen lazım. Tam kaybettiklerimizi geri getiremeyiz ama güçlü olmak zorundayız. Çocuklarım çok etkilendiler çünkü. Psikolojileri alt üst oldu. Benim oğlum 5 gün kaldık Hatay'da, evi taşlamaya başladı her gün. Eve canavar girdi diyor, evimizi yıktı diyor canavar. Bizi vuruyor oğlum. Sabah okula getirdik, buraya öğretmenini vuruyor, hırçın. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Allah yardımcımız olsun bize.